Değerli basın mensuplarımız, burası Saracoğlu mahallemizde ata tohumuyla ilgili üretim yaptığımız bahçemiz. Burası şu anda ekim dikim yaptığımız alan, 300 bin metrekarelik bir alan. Burada bir çalışma yapıyoruz üniversitemizle birlikte. Biliyorsunuz aynı bitkinin değişik türlerinin çaprazlamasıyla elde edilen bizim yıllardır ata tohumuyla ilgili beklentilerimizi artırdı. Özellikle dışa bağımlılık anlamında bu tür tohumlar bizim moralimizi bozuyordu adeta. Eski annelerimizin, nenelerimizin yapmış olduğu üretimlerle aynı güneşte kurutarak. Buradan burayı, başkanım burayı gösterme. Bunlar tohumlu. Şimdi tohumlar burada. Baharda eskiden gönder, ekerim onları. Evet. Bunlar tohumluğa bırakılan şeyler. Evet. Domatesler. Acil bir soran var mı? Hayır, ben de adam gelmedi mi? Tam doğal alan. Üretimlerini yaparak bu süreci yakalamış olduk. Hamdolsun havalttan sonra bir ziyaret ederiz. Burada üretim alanlarımız var, kurutmalık alanlarımız var. Ata tohumu önemli. Pandemiden sonra gıdanın önemini hepimiz daha da çok kavramış olduk. Ve bu vesileyle biz de 4-5 yıldır ata tohumuyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 2 yıldır da sabahki gezdiğimiz alanda üretim yapıyoruz. Ve ürettiğimiz tohumları da tamamen ücretsiz olarak hemşehrilerimize, Konyalılara, hatta Konya dışına da bizden talep eden herkese gönderiyoruz. Tabii aynı ürünün değişik çeşitleriyle çaprazlama üretilen hibrit tohumlar, yine laboratuvar ortamında üretilen GDO'lu tohumlar hem sağlığımızı tehdit eder, hem de ekonomik olarak, hem de dışa bağımlılık olarak geleceğimizi tehdit ettiğini hepimiz söyler dururduk. Bu vesileyle bu hibrit tohumlar çıktıktan sonra birçok kimse ata tohumlarını rafa kaldırmıştı. Hatta yok olma derecesinde tehlikeye girmişti. Bu vesileyle biz de ata tohumlarımıza sahip çıkarak, onları toplayarak, üretimlerini yaparak bu süreci yakalamış olduk. Hamdolsun şunu iddialı bir şekilde söyleyebiliriz ki şu anda Türkiye'de tüm sebzeyle ilgili tohumlar yok olsa Karatay'ın ata tohumları Türkiye'nin tamamına yetecek miktarda üretiliyor artık. Bu da geleceğimize bu mirası taşıma adına önemli bir çalışma olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar sabahki gezmiş olduğumuz alan yaklaşık bizim lavanta bahçeleri, piknik bahçeleri, hobi bahçeleri ve üretim yaptığımız alanlarla birlikte 1 milyon metrekarelik bir alanı ziyaret etmiş olduk. Buralar önceden moloz yığınlarıyla dolu alanlardı ki bazı bölümlerinde hala temizliğe devam ediyoruz, görmüşsünüzdür. Bu alanları temizleyerek önce burada ağaçlandırma ve lavanta üretimine başlamıştık. Daha sonra piknik bahçemiz, gül parkımızı ve hobi bahçemizin bir kısmını yaptık. Şimdi de bugünkü görmüş olduğunuz ata tohumu üretim alanında çalışmalar yürütmeye başladık. Kısacası moloz dökülü alanları üretime ve katma değere kazandırdık. Tabii bunların üretilmesi, ürünlerin üretilmesi yeterli mi dedik? Hayır. İşte bugün burada bulunduğunuz alan ata tohumuyla ilgili ürünlerin katma değere dönüştüğü, kadınlarımızın, kadın kooperatiflerimizin istihdamına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bir alan. Burada üretim alanlarımız var, kurutmalık alanlarımız var. Arkada acılıyla ilgili kaynatma alanlarımız var. İçeride depolarımız var, soğuk hava depolarımız var. Burayı da ata tohumuyla ilgili ürünlerin üretildiği bir alana tahsis etmiş olduk. Bunları tabii daha çok üretip hemşehrilerimize ulaştırmak istiyoruz. Konya'mızın değişik noktalarında ve kafelerimizde hemşehrilerimizle bu ürünleri lavantada olduğu gibi buluşturmayı hedefliyoruz. Benim kısaca bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili ifade etmek istediklerim bunlar.
Ben hepinize tekrardan afiyet olsun diyorum. Katılımlarınız için ayrı ayrı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bugün gezdiğimiz alanları merak ettim. Kaçıncı Ekim, ilk yılınız mı, ikinci mi şeyden, Covid'den sonra dediniz ama o konuda bir bilgi verirseniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi ata tohumuyla ilgili ilk üretimlerimizi biz bu alanda yapıyorduk. Ama iki yıldır, geçen sene ve bu sene biz bugünkü gezmiş olduğumuz alan, ki orası 300 bin metrekarelik bir alan, orada üretimlerimizi yaptık. Bu yıl ikinci yılımızı, ama 2020 yılında, hatta 2019'un Kasım ayında biz o alanda çalışmalara başlayarak ilk lavantamızı, fidelerimizi toprakla buluşturmuştuk. Bal kabağı çikolatası bu yıl ilk kez mi ürettiniz? Bunları genel olarak piyasaya sürmeyi düşünüyor musunuz? Bunun temini nereden sağlanıyor? O da tamamen kendi ürünlerimizden, kendi ata tohumundan üretilen ürünlerden üretildi. Bu yıl yeni ürettik. Bunları az önce de bahsettim. Şehrin değişik noktalarında ata tohum satış reyonları, büfeleri oluşturmayı hedefliyoruz. Yine kafemlerimizde, kafe karataylarımızda bunları inşallah halkımızla buluşturacağız. Dünyada büyük başkanım. Evet, dünyada büyük. Sema Hanım, sizin de evreniz büyük. Teşekkür ediyoruz. Çikolatalarını göstereyim şöyle. Dünyada büyük başkanım. Evet, dünyada büyük. Sema Hanım, sizin de emeğiniz büyük. Teşekkür ediyoruz. Konya'daki eski anne babalarımızın yapmış olduğu usulde yapılan, kaynatılmadan tamamen güneş altında bu şekliyle salça oluyor. Belli aralıklarla bu salçalar karıştırılıyor. Daha sonra güneşin altında salça oluyor. Bu kesinlikle bozulmaz bu salçalar. Abi arkada çok kötü. Evet, buradayız başkanım. Bunlar da tamamen güneşte. Başkanım, bir tane daha. Çok ters olmuş.